Merhaba. Bugün New York'un kalbinin attığı şehrin en kalabalık, en canlı yeri olan Times Meydanı'ndayız. Trenimiz geliyor. New York yolcusu kalmasın. Şu anda New York City'deyiz. Port Authority'nin önündeyiz. Burası otobüs terminali. Tam karşısında da New York Times gazetesinin binası var. Meydanı 18. yüzyıla kadar bir at meydanı iken 20. yüzyılın başlarından itibaren bu şaşalı görünümüne kavuşmaya başlamış. Renkli tabelalar, ışıklı reklam panoları insanların zaman içinde ilgisini çekiyor ve burası dünyanın en uğrak, en ünlü meydanlarından biri haline geliyor. Arkada neler oluyor bilmiyorum. Times Meydanı'nın bu kadar ünlü olmasının sebebi arkamda görmüş olduğunuz New York Times gazetesinin binasının buraya taşımasıyla gerçekleşiyor. O yıl yılbaşında havai fişek etkinliği yapıyorlar. İnsanların da beğenisini topluyor tabii bu. Sonraki yıllarda da buna devam ediyorlar. Zaman içinde o iz ve o karanlık at meydanı Times Meydanı olarak isim değiştiriyor. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. Dünyanın pek çok yerinde şubeleri bulunan Madame Tussauds Müzesi'nin önündeyiz. Burada bildiğiniz gibi çok sayıda ünlünün bal mumu heykelleri var. Yeni nesil maske gözlükler. Her yerde olduğu gibi burada da sokak satıcıları var. Ne kadarmış? 20 dolar. 20 dolar. Oo, burada da çakma Louis Vuitton'lar var. Gucci. Ya böyle bir yerde nasıl satılıyor bunlar anlamıyorum aslında da. İlginç. New York'a geldiyseniz bu paçoz maskeleri takmıyorsunuz. Üzerine de bunu takmanız gerekiyor. Çünkü New Yorker olmak bunu gerektiriyor.
How much are they? 20. 20. 20 dolar. Görüyorsunuz her şey 20 dolar. Ünlü Hard Rock Cafe'nin önündeyiz. Şu an geçici olarak kapalı ama hani açık olduğunda gerçekten görülmeye değer bir yer. Pek çok rockçının kıyafetleri ve objeleri sergileniyor. İçerisi aynı zamanda bir müze gibi, sadece bir kafe gibi düşünmeyin burayı. Bir tane de sahnesi var. 2000'li yılların başlarına kadar burada çok sayıda konserler düzenleniyordu ama şimdi çok da kullanılmıyor. Bugün de giremedik. Şu an geçici olarak Covid nedeniyle kapalı. Burası öyle bir yer ki tuvalete gitmeye kalktığınızda etrafınızda Elvis Presley'in gitarını, Beatles'ların kıyafetlerini ve türlü eşyaları görebilirsiniz. Özellikle rock severler için herhalde bulunmaz bir yer. O ne ya? Ya adam resmen yılanı New York'un ortasına getirmiş. Sokak lezzetleri öyle çok çeşitli değil aslında. Genelde Orta Doğu mutfağı hakim. Falafel falan gibi şeyler bulabilirsiniz. Dönere benzer başka bir şey var. Döner diyorlar ama bizim dönerin yanından geçmiyor tabii. Yani atıştırmak bunları alabilirsiniz. Ya da pretzel falan var bizim Smith'in amcaoğlu. Ya da deniz gibi hot dog tercih edebilirsiniz. Deniz hot dog'u çok seviyor. Ama ben bugün... Aa bak şurada da gel bak şuraya. Meyve de var. How much are they? $3.50. Thank you. Burada da fındık fıstık kavuruyorlar ama ben bugün Hindistan cevizini deneyeceğim. Coconut. Paket 3 dolar. Bu Hindistan cevizi kavurması. Şöyle sizinle birlikte tadayım. Ben ne yiyeceğim? Şu an çok sıcak. Güzel tatlı. Ne bak. Şekerli tatlı bir şey. Tatlı seviyorsanız. Zaten Amerika'da ne yerseniz muhakkak şekerlidir. Bu da öyle şekerli bir şey. En sonunda giriyoruz. Hadi bismillah. Her yerde olduğu gibi ilk önce sizi hediyelik eşyalar karşılıyor. Bu kupa her yerde var. Yani herkes kendi kupasını yapmış. Bizle birlikte bu kez içerideki sıraya girdik. Burada donut nasıl yapılıyor? Aşama aşama gösteriyorlar. Bir de böyle kafamıza takmamız için kağıttan kepler yapmışlar. Gel bakayım. Buranın da klasik tatlılarından bir tanesi. Özellikle kahveyle tüketiyorlar. Okay. Thank you. Deniz için bir tane ikram verdiler. Çok fazla çeşit var. Biz bir böyle strawberry'li aldık. Bir tane de çikolatalı aldık. Bir de böyle özel olanları var. 11 dolar. Thank you.
Biri doğum gününü kutluyor. Bizim hesap bu kadar tuttu. Covid dolayısıyla içeride yenecek alan bırakmamışlar. Her yeri kapalı. Şimdi Deniz'le birlikte sizin için tatlı. Gayet güzel. Aslında bizim damak zevkimize çok uygun tatlılar değil bunlar ama buranın klasikleşmiş tatlıların. Gelmişken bir donut deneyin diyorsanız bence buradan deneyin. Şimdi de adını kurucularının soyadlarının baş harfinden alan M&M's mağazasına geldik. Burası da yine Times Meydanı'nda uğranmazsa olmaz mekanlardan birisi. Eğer benim gibi renkli drejeleri seviyorsanız içeride kendinizi kaybedeceksiniz. Rockefeller Center'ın önüne geldik. Dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Rockefeller'lara ait, adından da anlaşılacağı gibi. Burası aslında bakılırsa bir iş merkezi. 19 binadan oluşan bir kompleks yapı. Ama daha çok bu binayla özdeşleşmiş. Özellikle en üst katı New York'u en iyi görebileceğiniz manzaralardan birine sahip. Popüler olan Magnolia tatlısının çıkış noktasına geldik. Normalde ilk çıktığımda küçük bir cupcake dükkanıymış burası ama Sex and the City dizisinde gözüktükten sonra popülaritesi artıyor ve önünde böyle kuyruklar oluşan bir mekan haline geliyor. Şimdi biz de sizin için bu kuyruğa gireceğiz. Aslında dizide gözüken şube burası değil ama burası lokasyon itibariyle en kalabalık ve en uğrak mekanlardan birisi. Şimdi gelin bakalım içeride Magnolia pudingimizi alalım. Arkamda görmüş olduğunuz bu muhteşem yapı bir Katolik katedrali. Neogotik tarzda inşa edilmiş bu yapı gerçekten görülmeye değer.
Papa Francis. Bu da Benedik. Giriyorsunuz. 10 dolar, 25 dolar gibi ödemeler yapabiliyorsunuz. New York Halk Kütüphanesi'nin önüne geldik. Çok güzel bir yapı olduğu kadar çok da büyük bir yapı. Dünyanın en önemli kütüphanelerinden biri burası. En büyük kütüphanelerinden biri aynı zamanda. İçeride yaklaşık olarak 55 milyona yakın belge, döküman ve el yazması eser var. Park'a geldik. İnanılmaz yorgunum. İki çocukla gezmek ne demek? Bilen bilir. Bak mesela şu an sandalyeye kurcalıyor. Niye kurcalıyorsun çocuğum? Yok. Deniz hadi. Hadi gel bırak. İnsanları bırak hadi yürü. Hadi gel. O bu tarafta. Gel gidelim. Deniz'in derdi buz pateni yapanlar tabii. Yeni erken randevu, gece 10.30'da olduğu için Deniz'cim tabi kayamayacak. Parkı adını veren abimizin heykeli. Bryant Park bence buradaki en güzel park. Central Park'tan bu daha güzel. Genelde Central Park daha böyle bilinir ama her mevsim çok keyiflidir. Burada yazın yoga yapanlar, spor yapanlar, kışın böyle kayanlar. Şu arka tarafta da yiyecek yerleri var. Oradan istediğiniz içeceği de alıp görebilirsiniz. Burada masalarda oturabiliyorsunuz. Aldığınız yiyebilirsiniz. Olmadı. Şöyle düşenleri izlersiniz. Gülersiniz biraz. Türk milleti olarak severiz biliyorsunuz biz düşenlere gülmeyi. Broadway Caddesi'ne geldik. Müzikalleriyle ünlü olan tiyatroların bulunduğu geniş bir bölge burası. Sadece bu bölgede 41 adet tiyatro bulunuyor. Orhan Veli'nin İstanbul için söylediği gibi İstanbul'un orta yeri sinemaysa New York'un da orta yeri tiyatro olsa gerek. The
geldim. Batman'ı salak gözükür ama aslında birçok ünlünün de uğradığı bir yer. İçeride yer bulamazsınız yemek yemeye. Bakalım biz bulabilecek miyiz? Aha kaptı. Dadım yaptık ama Elisa çok huzursuz şu anda. Huysuz. Görüyorsunuz öteki de bunun altında. Artık zor zamanlara girdik. Bu arada burası gerçekten çok güzel bir pizzacı. İnanılmaz kalabalık. Zaten ünlülerin falan geldiği bir yer. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz arkada da babamız yiyor. Beğendin mi canım? Beğendim ya. Kaçıncı yiyorsun? Bütün çeşitlerden deniyorum. Mekanına geldik, bastık. Ama çok kalabalık, dışarıda sıra var. Şöyle yorum yapalım. Hani bizim Türkiye'de alıştığımız tatlar gibi bir tat beklemeyin buraya gelirseniz. Çok tatlı oluyor genelde. Yani İtalyan tatlıları böyle olup olmadığını bilmiyorum ama cidden çok tatlı. Ama eğer bir şey tatmak isterseniz kanoliyi deneyebilirsiniz. Çocuklar bayıldı. Sizin için bugün New York'u gezdik. Şimdi artık dönüş zamanı.